Herkese merhaba, GMT Coin ile alakalı önemli destek ödülenç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi ki burayı çok önemsiyorum ve GMT'nin can damarı olduğuna inanıyorum. 0.1591 0.1438 mutlaka takip edilmeli. Bu kanal üzerinde olduğu sürece pozitif görüntüsünü korur. Destek bölgesine gelmeden şu an alan için %13 daha e, pahalı olur diyebilirim bu destek bölgesine emir girip alım yönünde bekleme yapılabilir. Eğer ki 0.1438 altına inip günün kapanışı yaparsa da düşüşler derinleşecek, derinleşebilir ve dikkatli olmakta fayda var. Benim açımdan GMT'de garanti de bir hedef görünüyor. O da 0.2209 0.2831 mutlaka satış yönlü takip edilmeli. Şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde %21'lik daha mesafesi var. Yükseliş için ana satış bölgesine baktığımızda %55'lik kar benim açımdan GMT'nin garanti hedefi orta uzun vadede yine çok güvenli bir direnç seviyesi bulunuyor. Burası mutlaka takip edilmeli. 0.51.61, 0.56.41'i çok ama çok önemsiyorum. Buranın kırılımından sonra test etmedi. Çok yakın yerden döndü. Ancak ben bu bölgeye doğru GMT'de e, vadede bir hareket bekliyorum ve yüzde 220'lik karı bize gösteriyor. Benim açımdan burası GMT'nin garanti önemli satış bölgesi ki zaten ben de bu bölgeye yönelik takip ediyorum. Peki orta uzun vadede takip ettiğim diğer dirençler neresi? 1.16.081 yine GMT'nin can damarı konumunda. Bu bölgeye kadar çıkarsa şayet GMT'de ben vedalaşırım ne kadarlık bir karı gösteriyor şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde altı katlı bir mesafe var e, buradaki kanalı şimdilik ben devre dışı bırakıyorum neden coin enflasyonu açısından pek de hoşuma gitmeyen bir durumu var e, hem maksimum arzı bulunmuyor yani sürekli üretim halinde ve e, 2020 çıktıktan sonraki e, sürece baktığımızda iki katından biraz fazla e, coinde artış var yani 600 milyon adetken 1 milyar 200 milyona kadar çıkmış ve hali hazırda üretilmiş olan 5.400 milyarlık bir e, GMT coin'den var. Ve bunları ne zaman piyasaya süreceği veya nasıl bir takvim uygulayacağını ben bilmiyorum. O kadar derin bir araştırma yapmadım. Ama grafik olarak şunu söyleyebilirim ki 0.51-0.56 benim açımdan GMT'nin kolay garanti hedefi. Buradan aşağı %30-%40 dahi düşse 1-2 vadede buraya göre hareket edilebilir. Şimdilik KMT ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.